Sabe o que a gente acha de você? Não. E nem quero saber. Merhaba arkadaşlar, ben Burcu Babal. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kasvetli havalı günler maalesef devam ediyor. Ama bugün size modunuzu yükseltebilecek bir dizi önerisiyle geldim. 2022 yılının benim için ilk sürprizi olan Back to 15. Back to 15 bir Brezilya dizisi. İlk sezon yalnızca 6 bölümden oluşuyor ve dizi 25 Şubat'ta Netflix'te yayınlandı. Bölüm süreleri de 35-40 dakika civarında olduğundan dizinin ilk sezonunu bir oturuşta maraton şeklinde izleyip bitirmeniz mümkün. Dizi bu arada Bruna Vieira'nın aynı isimli kitabından uyarlanmış. Back to 15 dizisinde Anita'nın hikayesini izliyoruz. 2006 yılında 15 yaşında olan Anita, büyük hayalleri olan bir genç kız. Yaşadığı küçük kasaba, İmperatriz'den ayrılmak, pek çok farklı yere seyahat etmek ve bir sürü yeni insanla tanışmak istiyor. Ancak 2021 yılına geldiğimizde Anita 30 yaşına gelmiş olsa da hayatta istediği hiçbir şeyi elde edememiş durumda. Hayatı karman çorman bir halde. Ablasının düğünü için imperatrize geri dönüyor ve düğün sırasında talihsiz birkaç olay yaşanıyor. Bu olayların ardından ergenliğini geçirdiği yatak odasına sığınan Anita sihirli bir şekilde kendini yeniden lisenin ilk gününde buluyor. 30 yaşındaki aklıyla 15 yaşındaki bedenine geri dönüyor. Bundan sonra da olaylar gelişiyor zaten. Çok fazla spoiler vermek istemiyorum. O yüzden sadece şunu söyleyeceğim. Zamanlar arasında gidip gelebileceğinizi öğrenseniz ilk olarak ne yaparsınız? Tabii ki geçmişteki hatalarınızı düzeltmeye çalışırsınız. Anita da aynısını yapmaya çalışıyor ama o müdahale ettikçe olaylar iyice içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Dizi benim bayağı bir hoşuma gitti. Aslında hiçbir beklentim olmadan başlamıştım. Bence bunun iki temel sebebi var. Birincisi nostalji. 2000'li yılların başını, internetle ve sosyal medyayla ilk tanıştığımız dönemleri anımsamak çok hoş. 2006 yılında ben üniversite 3. sınıfta olduğumdan çok duygusallaşmadım diziyi izlerken ama özellikle 1990-2000 yılları arasına doğanlar bence bu dizide kendilerinden çok şey bulacaklardır. İkinci sebep ise dizinin karakterleri. Şimdi gençlik dizilerinde normalde genelde karakterler biraz antipatik olurlar. Ben bu dizideki karakterleri çok sevdim ama bir defa hem oyuncular rollerinde çok iyiler hem de yaratılan karakterler çok sempatik. Lise çağında oldukları için zorlu süreçlerden geçiyorlar. Bence dizide bahsi geçen bu sorunlar gerçeğe oldukça yakın resmedilmiş. Ayrıca olaylara 15 yaşındaki bakış açımızla 30 yaşındaki bakış açımız arasındaki fark da güzel aktarılmış izleyiciye. Karakterlerin 15 yaşındaki halleri kıpır kıpır, enerjik, geleceğe dair umut dolu. Hayatın o çok daha başında olma hissiyatı çok güzel yansıtılmış. O gençlerin bu umut dolu hali nedense benim de kendimi iyi hissetmeme sebep oldu. Bir de nasıl gelişeceğini kestiremediğim bir aşk üçgeni var dizide. O karakterlerden hangisinin seçilmesi gerektiğine ben de karar veremiyorum. 6. bölümün finali de acayip büyük bir ters köşeyle bitti. 2. sezonda neler olacağını gerçekten büyük bir merakla bekliyorum şu anda. Anita karakterinin 15 yaşındaki halini oynayan oyuncu da 30 yaşındaki halini oynayan oyuncu da ikisi de birbirinden güzel iki kadın. Uzun zamandır bu kadar kendine has güzelliğe sahip kadınlar görmemiştim. Özellikle saçlarına bayıldım. Bununla ilgili bir de tweet attım bu arada kendi hesabımda. Anita'nın küçüklüğünü oynayan, canlandıran Maissa Silva benim bu tweetimi RT'lemiş. Kendisinin tam 11,5 milyon takipçisi var. Bir anda böyle bildirim yağmaya başlayınca ben de bir ürktüm yani ne oluyor dedim. Bir baktım o RT'lemiş benim bu tweet'i. Ondan sonra aynı tweet'i dizide Sezar karakterini oynayan oyuncu da alıntıladı. O da güzel bir şey yazmış. Acaba diyorum ki ben bu işleri bıraksam da direkt Brezilya dizilerine mi yönelsem bundan sonra? Back to 15 izlemesi kolay, sürükleyici ve eğlenceli bir dizi. Nostalji var, duygusallık var, gençlik aşkları var, komedi var. Kafa dağıtmak için çok uygun bir yapım. İzlediğiniz video hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Henüz abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Yorumlarla ve videoyu paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.